Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyada çok fazla gördüğüm yani yakın zamanda artan bazı sorulara değinmek istiyorum. Bunlar ben netlerimi arttırabilir miyim? Acaba istediğim hedefe ulaşabilecek miyim? Şu anda kaç nette olmam lazımdı? Ya da ne bileyim bu hedefe giden yolda şu anki konumum doğru mu gibisinden çok fazla soru görüyorum. Ve genel manada aslında arkadaşlar bu soruların cevabı yok. Bizde hani şu anda üniversitede olan kişilerin acaba 1 yıl önce ya da 3 ay kala hangi netlerde olduğunu, hangi çalışmayla başarabileceklerinin bizde bir verisi yok aslında. Ve verisi olsa bile, yani biz bu sorunun cevabını size verebilsek bile, herhangi birisi bu sorunun cevabını verebilse bile ben şunu merak ediyorum. Bu sizin çalışma rutininizi değiştirecek mi? Diyelim aldığınız cevap hayır başaramayacaksın oldu. Yani sen o sıralamayı başaramayacaksın. Şu anki netlerin o sıralamayı başarmak için yeterli değil diye bir cevap aldınız. Ben şunu çok merak ediyorum. Bu cevaptan sonra rahatlayıp ya tam o zaman çalışmama gerek yok mu diyeceksiniz? Yoksa ya ne olursa olsun ben elimden gelenin en iyisini yapacağım diyecek misiniz? Siz ertesi sabah kalkıp 8-10 saat çalışacaksanız yani ne gerekiyorsa hedefinize ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksanız soruların çok bir önemi yok. Ve eğer yapmayacaksanız, birisi yapamazsınız ya da çevrenizde yapamazsın dediğinde ve siz de çalışmazsanız sanki böyle bir rahatlık hissetmeye başlıyorsunuz. Zaten yapamayacaktım ve çalışmamanızın vicdan azabını aslında bu şekilde kapatmış oluyorsunuz. Ama şunu unutmamamız lazım. İster 3 ay kalsın, ister 2 ay kalsın, ister 1 ay kalsın, isterse 1 gün kalsın sınava. Daima elinizden gelenin en iyisini yapabilmeniz lazım. Elinizden gelenin en iyisini yapabilmemiz lazım. Bunu iki kez söylüyorum çünkü asıl sorulması gereken soru, videonun başında bahsettiğim sorular değil de daha çok ben dün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Dün yeterince çalıştım mı? Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Bugün yeterince çalıştım mı? Yarın içinde, yarın daha iyi nasıl çalışabilirim? Yarın verimimi nasıl artırabilirim? Yarın elimden geldiğince çok nasıl çalışabilirim olması lazım. Çünkü eğer bu mantıkla ilerleyebilirseniz ve sınava kadar bu süreci götürebilirseniz sınav günü geldiğinde arkadaşlar şu rahatlığa sahip olacaksınız. Ya evet ben zorlu bir süreç yaşadım. Elimden geldiği kadar da çalıştım. Ama işin sonunda ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Sonuç her ne olursa olsun ben elimden gelenin en iyisini yaptım diyebilmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar videonun başındaki soruları artık bir kenara bırakıp şu anki seviyeniz ne olursa olsun, hedefiniz ne olursa olsun, hedefiniz her ne kadar zor olursa olsun elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmanız lazım. Yani bu arada söylemesi çok kolay ama daima bir önceki günden daha iyisine gitmek çok yorucu bir süreç, çok stresli bir süreç. Şimdi bu videoda ikinci değinmek istediğim şey ise arkadaşlar bu stresin azalmayacak olması. Şu an yaşadığınız stres, sınavın yaklaşması, sınav günü düşünmeniz, sınavdan sonra olacakları düşünmeniz, olumsuz düşünceler bunların hepsi artacak arkadaşlar. Ve maalesef stresin bizde iğnesi, aşısı yok aslında. Yani biz bu stresten tam olarak kurtulamayacağız. Ve size şunu garanti ederim ki sınava kadar stresiniz daha da artacak. Yani eğer hedefiniz varsa ve bu sınavı önemsiyorsanız, hayatınızın önemli bir noktası olarak görüyorsanız sınav yaklaştıkça stresiniz artacak. Bundan kaçar yol yok. Ama yapmanız gereken şey dediğim gibi elinizden gelenin en iyisini yapmak ve bunun sonucunda stresten biraz daha şuna çevirmek. Ya evet her ne kadar kaygılandıran durumlar olsa da benim bunlarla mücadele edebilmem için tek yapmam gereken şey çalışmak. Bunu diyebilmeniz lazım. Ve böyle sürekli farklı şeylere bakarak işte OBP'm ne kadar etkileyecek ya da benden daha öncekiler nasıl sıralamalar yapmış, kaç nettelermiş gibi soruları sormak yerine gerçekten verime ve çalışmaya odaklanmanız sizi çok daha rahatlatacaktır. Bir diğer değinmek istediğim şey ise arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da birçok röportaj var değil mi? Yani derece arkadaşlarla birçok röportaj videoları yapıyoruz. Ve bunlar da bazı arkadaşlarımızın şaşırtıcı başarılar gösterdiğini görüyoruz değil mi? Yani atıyorum böyle çok düşük netlerden çok ileriye gelenler, düşük OBP ile çok iyi sıralama yapanlar ya da işte muazzam hedefleri, Türkiye birinciliğine ulaşan arkadaşlarımız var. Bunların her birini aslında ben gördüğümde şunu hissediyorum. Evet ben şu an mesela, şu anda da aslında birçok hedefim var. Şu anda da birçok şeyi başarmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ve evet bu zor gözükebilir. Genel ortalamaya baktığımızda, genel gidişata baktığımızda zor gözükebilir ama nasıl o arkadaşlar başarıp da video çekiyorlarsa, YouTube'da böyle örnek oluyorlarsa, tecrübelerini aktarıyorlarsa siz de aslında kendi hikayenizi yazıp bunu zamanı geldiğinde aktarabileceksiniz. Yani bu enlerden, bu böyle uçuk örneklerimizden bir tanesi de siz olabilirsiniz aslında. Bu arada bazı şeylerin mümkün gözükmemesi sizi endişelendirmesin. Ve bir diğer şeye geleceğim arkadaşlar. Bize mutluluk veren en büyük şeylerden biri de o mutluluğa giden yolda çile çekmektir. Çok güzel bir söz vardı. Ödülü kıymetli kılan uğruna çekilen çilelerdir diye. Ben gerçekten de hani şu an bu yaşadığınız zorluklar aslında sınavda başardığınızda, sınavdaki hedefinize ulaştığınızda size için çok büyük bir motivasyon kaynağı, çok büyük bir mutluluk kaynağına dönüşmüş olacak ve inanılmaz bir özgüven duymuş olacaksınız. O yüzden arkadaşlar tek yapmanız gereken sınava ne kadar kaldıysa o kadar sabretmek. Tek yapmanız gereken sabredip elinizden geldiği kadar çalışmak. Kaygılarınızın olduğunu zaten tahmin edebiliyorum ama önemli olan buna odaklanmak değil, önemli olan ben nasıl çalışabilirim'e odaklanmak.
Ve şunu da arkadaşlar gerçekçi bir biçimde söylemek istiyorum. Şu an herhangi bir üniversiteyi hedeflemeniz ya da şu an herhangi bir üniversiteyi istemeniz, yani böyle gönülden istemeniz, çok sevmeniz maalesef size o üniversiteyi kazandırmayacak. Yani atıyorum Türkiye'nin en iyi üniversitelerini düşünelim. Gerçekten birçok kişi aslında bunları hayal ediyordur. Birçok kişi bunları istiyordur. Ama gerçekten o üniversiteyi kazanacak olan kişiler o üniversite uğruna yapılması gereken çalışmayı yapanlar. Yeterince çalışanlar, yeterince masa başına oturup zihnini yoran, gerekirse yani zihinsel acıyı çeken insanlar olacak. Ve sistemimiz bize şunu söylemiyor. Ya evet, herkes istediği üniversiteye gitsin demiyor. Herkes çalıştığı ve kazanabildiği YKS sistemi üzerinden kazanabildiği üniversiteye gidebilsin diyor. O yüzden sizler de arkadaşlar eminim hedefleriniz vardır. Eminim ya ufak da olsa bir egomuz oluyor değil mi? Yani hepimiz sonuçta belli şeyleri hak ettiğimizi düşünüyoruz. Belli üniversiteleri, belli fakülteleri hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hayatta belli başarıları elde etmeyi hak görüyoruz kendimizde. Ve o zaman bunun bedeli olan çalışmayı da yapabilmemiz lazım. Umarım bu video sizi biraz daha motive edebilir ve çalışmaya odaklayabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada 170 bin aboneye ulaştık. 170 bin aboneye özel şu an sizi Boğaz'ın en güzel yerlerinden bir tanesine getirmeye çalıştım. Hem motivasyon videosunda, belki sıkılıyorsunuzdur evde, belki uzun süredir masa başındasınız. Ama unutmayın ki çok güzel üniversiteleri kazandığınızda ya da atıyorum İstanbul'da okuduğunuzda çok daha güzel bir yaşamınız başlamış olacak. O yüzden sizden ricam, geri kalan süreci ben en iyi nasıl değerlendirebilirim, elimden gelenin en iyisi bu mu diye sormanız sürekli. Hepiniz hoşça kalın.